devam ediyor sevgili seyirciler. İşte Kafkas Kartalı Erkan Varol ekranlarınızda. Erkan Varol. Bu karşılaşmada Fikri Arıcan'la olağanüstü bir mücadele yapacak. Bu da bir rövanş. Atakan'ın Hünkar Kılıç'la yaptığı rövanş gibi. İlk maçı Fikri Arıcan'la yaptığı maçı Erkan Varol kaybetmişti. Bakalım şimdi ne olacak? Kırmızı köşede Fikri Arıcan. Fikri Arıcan geliyor şimdi de. Gecenin en klas maçlarından bir tanesi. Bu maçın hemen ardından final olacak. Erkan Varol, Fikri Arıcan. Iğdırlı Erkan Varol'la Diyarbakırlı Fikri Arıcan karşı karşıya geliyorlar. Türkiye'nin en başarılı sporcuları arasında gösteriliyor. Her iki dövüşçü de. İşte Fikri Arıcan geliyor, Erkan Varol'un rakibi. Dedim ya, gecenin en süper karşılaşmalarından bir tanesi olacak. Zamik Atakişiyev ile Konstantin Gulov arasındaki final az sonra. Fikri Arıcan. 67 kilota 3'er dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele ve öncelikle mavi köşede 29 yaşında 1.70 boyunda 67 kilo ağırlığında 39 maç yaptı. Fikri Arıcan Erkan Varol karşılaşması büyük bir heyecana sebep olmuştu. Herkes o maçı konuşmuştu. Erkan Varol kaybettiğinde gerçekten de tepkiler de olmuştu Erkan Varol'un köşesinden. Ama şimdi bu gece bir rövanş vakti geldi çattı. Ercan Varol abisi de köşesinde antrenörü. Sadece iki kez mağlup oldu. İki kez Kemal Ayyıldız menajerliğini yapıyor Erkan Varol'un. Tam 28 kez Türkiye şampiyonu Fikri Arıcan. Sayın Cengiz Punk. İki kez dünya şampiyonluğu, dört defa Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonluklarını zaten saymıyoruz bile. Fikri Arıcan sayısız şampiyonluklara sahip bir isim. Hakem başarılar diledi. Yüzünde biraz fazla vazelin var sanki Fikri Arıcan'ın. Hemen onu düzelttiler ve köşelere geçiyorlar. Çünkü fazla yüze vazelin sürdüklerinde yumruk kayıp gidiyor ve sporcuyu etkilemiyor. Bu sebeple vazelin sürülmesine izin verilmiyor aşırı derecede. Karşılaşma başladı. 67 kiloda maç bu. Love kick. Sağlı sollu yumruklar. Dönerek bir tekme Fikri Arıcan'dan. 63 kiloda aslında maçlara çıkıyor Fikri Arıcan. Bu karşılaşma 67 kiloda siklet atlayarak buraya kadar geldi. Erkan Varol da 72,5 kilo tutmalarına bile katıldı. Bu arada Fikri Arıcan'dan sert darbeler geliyor. Erkan Varol da hemen üzerine gitti.
kapandı şimdi. Fikri sert gidiyor. Bayağı bir sert başladı. İlk round'un kontrolünü elinde tutuyor. Erkan Varol. Clash turnuvasına katıldı bu sezon. Şemsi Bekir ile maç yaptı. Puanla kaybetti. High kick. Bir sol high kick daha geliyor. Gardında kaldı. Fikri Arıcan. İyi puanlar yapıyor bakın. İlk maçı Fikri kazanmıştı. Erkan Varol. Şu ana kadar Fikri Arıcan karşısında istediklerini ortaya koyamadı. Bir low kick geldi şimdi. Sol high kick. Fikri Arıcan Mersin'de yaşıyor. Mersin bölgesinden gerçekten mükemmel dövüşçüler çıkıyor. İyi kickboksçular çıkıyor. Dönerek bir back kick. İplerden sekti şimdi. Erkan Varol çekerek rakibini ön tarafa doğru getirdi. Erkan Varol bu gece gerçekten onu tanımak zor. Hay! Love kick bacağını sıyırdı geçti. Bacak içine tekrar tekmeler. Sol high kick. Stop. Ve şimdi slow motion'lar ekranlara yansıyor. Dönerek bir ters kol vuruş denedi, olmadı. Sol high kick. Burada iplere dayandığı anda bir anda kontrol gitti. Erkan Varol'un köşesi işte ekranlarınızda. Çok tutuk bir maç sergiliyor şu ana kadar. Erkan Varol, Fikri Arıcan da adeta yumruk bombardımanına tutmuş vaziyette rakibini. İkinci round'u bekliyoruz heyecanla. Müthiş konsantre olmuş vaziyette Fikri Arıcan. Zil çaldı. İşte bu zil sesi ikinci round'u başlattı. Dönerek bir tekme denedi. Erkan Varol ikinci round'da biraz daha agresif bir tarz sergiliyor. Erkan rakibini açmak için. Bu arada çok sert bir tekme bel altı. Gerçekten tam isabet bir vuruş yaptı. Erkan Varol ağır bir darbe alıyor. Hakem hemen durdurdu oyunu. Evet, tam oraya geliyor. Devam edecek büyük ihtimalle. Devam ediyor. Evet, kaldıkları yerden devam ediyorlar. Çok kısa bir beklemenin ardından aynı şekilde bir back kick. Havada çarpışıyorlar neredeyse. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Çok sert bir tekme. Yine bel altı. Adam öyle mi?
Tekrar izliyoruz. Bu sefer bacağa gelmiş sevgili izleyiciler. Bacağa, tam bacağa geliyor. Belki de hafif de isabet de etmiş olabilir ama sanki bacağı kesme gibi geldi. Evet. Aynen devam ediyorlar. Erkan ikinci hafta iki kez oyunu durdurdu sağlık sebepleriyle. Şimdi kapışma kaldığı yerden çok sert gidiyor. Erkan kırışmaktan başka şansı yok. Kahramanca mücadele vermesi gerekiyor. Dönerek bir high kick. Kafasını sıyırdı geçti. Erkan Barol kapandı bekliyor. Aparkatlar, sol direkler. Sağlı sollu kroşeler. Yine bir darbe. Front kick çıkarttı. Yine yumruklar sürüyor. Arka arkaya darbeler. Fikri Arıcan. İlk rahatta gayet iyiydi ama bu rahatta bakın. Çok fazla darbe almaya başladı. Erkan Barol. Gel üzerime der gibi bir görüntü içinde. Bu karşılaşmanın ardından final. Ağır siklet finali var. Sağlı sollu direkt yumruklar. Çok sert yumruklar geliyor yine. Erkan Barol. Bir high kick. Ve bu roundu da tamamlıyoruz. Son rounda gideceğiz. İşte bu yüksek tekme dönerek isabet bulmadı. Erkan Barol 39 maç yaptı bugüne kadar. 4 kez kaybetti. 35 kez kazandı. Bu inninglerden bir tanesini de Fikri Arıcan'dan almıştı. Fikri Arıcan'ın ise kariyerinde bugüne kadar sadece 2 inningi var. Heyecan 3. rounda taşınmış vaziyette. Arıcan Fight Club'da çalışmalarını yapıyor. Fikri Arıcan. Havlu ver, havlu ver. Havlu, 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 havlu. Ali Alkayış'ta bir spor salonu açmış sevgili izleyiciler. Ramazan Beyazkaya da aynı şekilde. Onlara da salonlarında başarılar diliyoruz. Yeni öğrencilerin yetişmesinde gerçekten ciddi katkılar sağlayacaklar. Yeni öğrenciler yetiştirecekler. Bacak içine sert bir darbe. Fikri Arıcan 3. hafta yanına sokmama niyetinde sıçrayarak bir punch vuruş denedi.
Fikri Arıcan da onu havada tuttu. Enseye vurma yok. Hay! Sert bir high kick. Şimdi Erkan Varol dönerek rakibin üzerine gitti. Tüm teknikleri uyguluyorlar. Sert darbeler devam ediyor. Bir sol koşe tam çeresine. Şimdi Erkan. Üzerine bir trek. Yumruk attı. Bir low kick daha. Erkan Varol. Gardını da karşıladı. Atılan high kick'i sonrasında iterek bir darbe sanki. Sarılıp kaldılar tekrar. High kick yüzünü sıyırdı geçti. Erkan Varol tempoyu biraz daha yükseltmesi lazım. Fikri Arıcan ilk roundda özellikle çok mükemmel bir maç çıkarttı. İkinci roundda bir kere sert bir bel altı vuruş yaptı Fikri Arıcan. İkincisinde tam bacağına isabet etmişti ama Erkan Varol yine yerde kaldı bel altı iddiasıyla. Ekranları başına yeni geçenler için maçın özetini böyle sizlere aktarmış olayım. Bu arada Erkan Varol'dan sert yumruklar geliyor. İyi kaçıyor Fikri Arıcan yumruklardan. Erkan Varol bastırıyor. İplere dayadı şimdi rakibini. Ve maç bitti. Karşılaşma bitiyor. Ve birbirlerine centilmence sarılıyorlar. Zorlu bir maçı geride bıraktılar. Maçın unutulmayacak anlarından bir tanesi böyle. Sporculara plaketlerini takdim etmek üzere Focus Prodüksiyon kurucu ortağı Sayın Murat Dodurga'yı ringe davet ediyorum. Sevgili izleyiciler, kararı merakla bekliyoruz. Rövanş kimin olacak? İşte Yavuz Engin içeriye girdi. Gecenin koordinatörlerinden kupa verecek. Alttan beri. Müthiş bir güvenlik ağı oluşturulmuş vaziyette. Ümrani Aldun Alıkaç'ta. Kararı bekliyoruz. Supervisor Murat Dodurga şu anda Mustafa Özmen'e verdiği kağıdı ve açıklama gelecek. Evet değerli misafirlerimiz, sevgili Fox TV izleyicileri, hakemler değerlendirmelerini yaptılar ve yapmış oldukları değerlendirme sonucunda karşılaşmayı hakemlerin çoğunluğunun kararıyla 2-1 sayıyla kazanan Kırmızı Köşe Red Corner Fikri Arıcan. Evet, Fikri Arıcan kazandı. Şimdi röportajları bekliyoruz. Evet, Fikri sevenlerine fotoğraf da veriyor. Evet Fikri, neler söyleyeceksin? İlk maçı da kazanmıştın. İki de biraz zorlandın galiba ama yine de galibiyete ulaştın. Nakot etmeye gittim de o yüzden biraz kondisyonumu harcadım, bitirdim.
Fakat çok güzel bir maçtı. Çok iyi hazırlandım maça. Kazanacağımdan emindim. Geçen sefer de kazandım 2-1. Bu sefer de 2-1 kazandım. Mutluyum. Erkan kardeşime de başarılar diliyorum. O da benim gibi gerçekten çok başarılı. Belaltı vuruşlar peki bununla ilgili ne diyeceksin? Direkt attığım bir tekme değildi. Karaciğere düşündüm. Bacağına geldi veya oraya geldi bilmiyorum. Onun için de üzgünüm. Bilerek yaptığım şey değil. Teşekkür ederim. Çok şimdi bir de Erkan'a gidelim. Erkan. Evet Erkan, ilk maçta olmamıştı. İkinci maçta da olmadı. Belaltı vuruşlar var. Ne düşünüyorsun? Ne diyeceksin? Abi yanlış darbeler geldi. Maçı olan adaptem hepsi gitti yani. İki kere üst üste çok sert darbeler geldi. Dayanılacak gibi değil. Yani yine de devam ettim. Sağlık olsun. Ne yapalım? İlk round pek iyi değil misin? Fikriye vermişler hakemler. Bununla ilgili ne diyecektin? Yani o belden şimdi aşağı vuruşlar ikinci round'tu zaten. Yani iki ortada olsa üçüncü de bizim olurdu. Yine maç uzaması lazımdı. Yani garanti olması için bir round daha uzayabilirdi yani. Peki teşekkürler. Sağ ol. Ve şimdi finale gidiyoruz sevgili izleyiciler. Arziklet'te 8'li turnuvanın finalinde Konstantin Golov'la Zami Katakişev'in süper ama süper olmasını